Hoş geldiniz tekrardan. Uzaklardan gelen var mı bugün bizi izlemeye? Stockholm. Stockholm'da yaşıyorsunuz. Evet. Ne yapıyorsunuz orada? Çalışıyoruz. Title'ım İngilizce olduğu için Türkçe karşılığı yok ama mühendis müdürü diye çevirdim. Mühendis müdürü? Orada evlilik mevlilik. Eşim burada zaten. Siz ne yapıyorsunuz orada? Ben de mühendisim. Düz mühendis. Hanım müdür mühendisiyim diye lafa girince benim öyle bir hani forsum olmadığından diyorum ki düz mühendis. Ben ilk İsveç'e ilk girdiğim gün bana şey dediler, are you from Konya dediler bana. Dedim evet. Niye beyefendi biliyor kulu. Bütün kulu oradaymış. Benim haberim yok. Ha, bana Konya kulu hep oraya gitmiş. Hep İsveç'e oradaymış. Hatta evet, evet. Konya'nın Kulu ilçesinde bayağı İsveç restoranı varmış. İşte İsveç heykel, kralının heykeli varmış. Hatta sandık kuruluyormuş seçim zamanı. Niye peki? Onlar abi dönem demem. Bizim de mesela Bayburt'takiler zamanında gitmişler. Almamışlar İsveç'e. Öteki köye. Bize bir taksici söyledi. Bu hikaye doğru mu bilmiyorum. Anlatılana göre zamanında birilerini aslında Almanya'ya götürüyoruz adı altında. Stockholm'e bırakmışlar. Aa. Hatta bunun filmi varmış. Onlar da anlamamış nereye Banker geldiklerini. Ulan, ama o İstanbul'da mı? Yani daha nereye bıraksın? İsveç'e bırakmışsın. Ne güzel işte. Hitay devam buradaymış. İstiyorsanız beyefendiye verelim. O kim biliyormuş o? Galiba. Tabii hemen sen yönlendirelim. Benim. Tabii hayatım. Sen ne iş yapıyorsun ki? Ben turizmciyim Kapadokya'da. Ben Stockholm doğumluyum. 18 yaşına kadar Stockholm'deydim. Daha sonra Türkiye'ye geri geldim. O yüzden buradaki anlatılan birçok şeyi... Yalan. Aslında biz çok sıcak insanlarız falan diye. Benim dedem 64 yılında ilk göçenlerden İsveç'e. Köyden çıktım da Kanada'ya çıkıyorum diye gitmiş. Öyle mi? Tabii. O zamanlar köyde değil mi böyle şeyler oluyormuş falan. Hadi hep topluca gidiyoruz falan. Yok yok, dedem giden ilklerden. Hatta ilk birinci. Hatta İsveç'e giden üçüncü. Önden koşarak ilk ben gideceğim. Öyle de İsveç'e giden üçüncü Türk galiba dedem. Resmi kayıtlara göre. Allah Allah. Tabii tabii. Çok önemli bir şey. İsveç'e giden evet. Üçüncü Türk. Evet. Dedenin evinde İsveç'e giden ilk iki Türk'ün fotoğrafları var mı mesela? Hani birinci, ikinci, üçüncü de ben böyle bak. Geçemedik, onları geçemedik. Onlar koştular, sonradan koştular falan diye. Ya onlar Kulu'dan gitmiştir muhtemelen. Yani Kulu da enteresan bir yer. Hakikaten hanımefendinin dediği gibi. Ya İsveç mesela başbakanı falan geldiğinde Türkiye'ye Ankara'ya uğrar, sonra Kulu'ya gider. Biraz tanınmak için yani değil mi? Ya orada şey orada var. Orada oy var oğlum, oy var. Oy var, aynen öyle. Çok doğru, oy var. Ya bir şey diyeceğim, çok saçma değil mi? Kulu'daki adam İsveç başbakanına karar vermesi değil mi? Çok saçma değil mi? Konuyu nereye getireceğiz ya aşağı bakalım. Hadi devam et bakalım bu konunun gerisine. İsveç vatandaşı olmanın burada bir faydasını görüyor musun? Yok, Türkiye'de bir faydası yok ama pasaportu dünyanın en kuvvetli üçüncü veya dördüncü pasaportu şu anda. Her yere gidebiliyorsun. 163 ülkeye vizesiz gidebiliyoruz. Vizesiz gidiyorsun. Eskiden yokmuş, biliyor musun? 1960'lara kadar vize yokmuş ya. Değil mi? Öyle bir şey. Yani 60'a tam senin dediğin bak işte. Göçtüğü zamanlar. Gelir gelmez. Oğlum şu vizeyi koyun oğlum, bu diğerlere gelmesin. Ben üçüncü kalayım, başa gelmesin kimse. Hani düşünsene 1940'ta yaşasan mesela. Gidiyorum ben. Savaşta ölürdük. Yani şey olurduk yani, her yere sınırsız gidip gezebiliyorsun ya. Çık sokağa gez, dünyayı gez. Tam da dünya savaşı olduğu zamanlar. Ya Paris'e mi gitsek? Ufak bir hediyem var, hanımefendiye versem size aktarsa olur mu? Bana sonra dedi, ne getireyim dedi. Tamam, kabak çekirdeği mi dedi, şarap mı dedi. Bana niye iki tane aldınız? Herkesi... Fatih Bey dedi, iki de Cem'e verdir. Yeni boşan, dertli biraz dedi o yüzden. Gelme motivasyonu ne oluyor? YouTube'da bir şeyler izliyorum falan ama hani abi hadi kalk gidelim deme motivasyonu ne oluyor? Ben BKM açık mikrofona gidiyorum. Orada Batur Özdemir sürekli Cem İşçiler, Cem İşçiler, Cem İşçiler diyor. Ben de bir kere canlı izlemek istedim o yüzden. Bu nasıl bir stand-up oğlum? Merhaba hoş geldiniz. Cem İşçiler, Cem İşçiler, Cem İşçiler. 10 dakika arıyoruz ikinci perde. O Cem İşçiler, Cem İşçiler, Cem İşçiler. Açık mikrofonu 3 sene ben sundum, ondan diyordur. Canım benim, teşekkür ederim. Çok. Senin isim neydi? Teoman. Teoman, kimle geldin? Arkadaşımla geldim. Arkadaşına geldin. Canım benim ya. Okuyor musun, ne yapıyorsun? Evet, lise son sınıf. Acaba B şıkkını çok merak ediyorum sürekli. Hep A'yı seçiyor. Teoman ya, ne güzel çocuksun. Nerede yaşıyorsun? İstanbul'da, burada. Teoman ya, sevgilin var mı? Yok. Bir tek ona net verdi. Çünkü Teoman için hepsi değişebilir ama bu asla değişmez. Teoman, senin gibi çocuğun nasıl sevgilisi olmaz ya? Vardır flörtleri minörtleri bir şey. Vallahi yok. Sen kaç yaşındasın ki? 19. 19 yaşındasın. Tamam canım, daha 19 yaşındasın. Ama sen şeysin, bir kere olsun, son kere olsun. Yok. Oğlum evet desene, kızlar böyle şeyleri severler ya. Yok abi, 2-3 gün yeter. Sen bir kadında ne ararsın? Yani şu anda az çok anlıyoruz da yani. Yani şey olarak mesela şöyle olsun abi, böyle olsun. Bazen şey kısa saçlı severim, esmer severim. Şu an o kadar yani kafa yormadığım bir konu. Hiç kız arkadaşın olmadı ama değil mi? Yok.
Aa. Sana da Allah'ım bulaşıcı. Herkes ağlıyor. Teoman'a ne yapsak ya? Teoman. Teoman'a ne yapsak? Seni bir yere gönderelim mi oğlum? Ne yapacağız? Hadi bir sayı söyle. Bir sayı söyle. Şey yapalım. 10. 10. Seksi olmak için ne yaparsın? Ona ne geldi amına koyayım ya? Sana ne ya? Bir de maskeler var. Kim dediğini belli olmuyor. Hep aynı soru. Allah Allah. Manyağa bak. Oturmuş öyle. Ya bir şey diyeceğim. Bir de kalk gidiyor da. Hep aynı numara sikerim. Şarapları devirdik senin yüzünden. Ya şöyle bir şey diyeceğim. Sorular aynı ama cevaplar da aynı amına koyayım. Tamam. Öyle bir cevap ver ki abi desin ki ben böyle evet. Cevap ne duydum ne gördüm. Genel olarak arkadaşlarım benim stilimin güzel olduğunu söylüyor. Ben genellikle stilimin. Çiçekli gömlekle geziyorum. Küpe, yüzük. Eskiden bir de belime kadar saçım vardı onu. Şaka yapıyorsun. Evet, bağışlamak için kestim. Bağışlamak derken hayatım? Nereye bağışladın? Kanser Savaşları Vakfı var. Onun saçım saçın olsun diye bir projesi var. Saçım saçın olsun. Evet. 30 santimin üstünde olursa bağışlayabiliyorsunuz. Onlar da peruk yapıp lösemili bir çocuğa veriyor. Ay canım benim ne güzel bir şey. Harika. Ben ilk defa duydum bunu. Teoman'ın bir aksiyonum ya. Valla bravo. Valla çok güzel. Sen geldin abi daha önce. Evet ben geldim. İsim neydi? Adım Cengiz. Ardahan'ın çıkacaktım. Ha şurada oturuyordun sen. Aynen öyle. Çıktın mı abi? Çıkmadım. Ya ben de geçtikliğe bak inanmamışım ya. Onun için geldim. Kusura bakmayın çıkamadım. Ama 2022 yılı Ağustos ayında yine düşünüyorum Ardahan'ın çıkmayı. Yine çıkamazsın. Ya sana bir şey diyeyim mi? Bu Everest'e Everest'e çıkıyorlar ya bayağı 100 bin euro, 200 bin euro falan harcıyorlarmış. Veriyorsun oradaki Everest'li işte kimse ona. Everest'li. Everest'li Fikret duruyor böyle hoş geldin. Nereye kadar çıkacaksın? Hakikaten çok para veriyorsun. Çıkmak ne kadar? Yani 2021 yılında benim hesapladığım bütçe normal 5000 TL normal tur şeyi. Ağrı'nın tepesine çıkma amacım var. Tabii ki. Ne yapacaksın? Oraya çıkınca böyle bir yapmak istediğin bir şey var mı? İşte oraya çıkıp bir konuşma yapacağım ya da böyle bir video çekeceğim. Konuşma mı? Vallahi. Ya da bir şey asacağım. Çimen şovu asacağım size. Onu diyeceğim. Onu biz paylaşırız çıkarsan çimen şovu yaparsın. Vallahi. Tabii bir şey ki. Diyeceğim. Ağrı'nın tepesine her çıkan bir şey bırakıyor mu? Bir şey orada normalde Uludağ'a çıkmıştım ben. 2600 metre Uludağ. Orada da herkesin not defteri var. Uludağ'da işte taşların içine yazıyorsunuz. Ha yazıyormuşlar. Donduk amına. Notlara bak. Ağrı'dan sonra hedef ne? Ağrı'dan sonra hedef bu evimiz diyelim yani şu anda. Neremiz? Ev. Ha bir de bir eve çıksak hayırlısıyla. Bak Ağrı Dağı'na 5000 lira çıkıyorsun. Beşiktaş'ta çıksan çıkamaz beşiktaş'ta. Sen yaşıyor musun bu hayatı be abi? Vallahi yaşıyorum. Yaşamak istiyorum. İçin sözlük kameramanı ne? Biz PNA programına katılmıştık. Evet sizden yaklaşık 1,5-2 ay sonra ben girdim işe Umut'un yerine. Ha Umut artık bıraktın bizden sonra. O bize çok gülüyordu. Zorlanmışlar galiba sizi çekerken ama. Ha ne anlatıyor Allah'ın sözü ne anlatıyor? Formatta yazılar yazılıyor ya hani sizin söylediğiniz cevaplar sözlükte de şey oluyor. Evet. Dur sen onu anlatmadan önce biz olayı anlatalım. Ondan sonra sen ne olduğunu anlat. Sonrası ben merak ettim. İlk sözlüğü biliyorsunuz biz de orada PENA programına katıldık. PENA'da şöyle bir format var. Bir başlık açılıyor bizimle ilgili. Oraya da kullanıcılar sorular sorular. Biz de o soruları videolu olarak cevaplıyoruz. Biz cevaplarken editör bizim cevaplıklarımızı sözlüğe yazıyor. Fakat bizim konuşma hızımızla hanımefendinin yazma hızı aynı olmadığı için. Nasıl başlaşmaya kendiniz? Ya işte ben Fazıl ile Mesut abinin orada bir şöyle oldu böyle oldu. Şey diyor, Mesut'a tanıştık. Biz de kaba gibi olduğunu hissettik yani. Hani adam soruyor, nasıl oldu? Şöyle oldu falan. Biz ona bir anda metin vermeye başladık. İşte sizin de programdan sonra hani yazarken bayağı bir zorlandıklarını dile getirdiler yani. Ne dediler? Dürüst olsun. Fazladan konuştuğunuzu... Çok konuştular. Yani. Çok şey mi, geveze mi diyorlar? Ya evet. Dürüst oluyorum. Bana mı, Cem'e mi? Size. Bana mı? Evet, haklı. Aynen. Kusmuyor, varım. Ulan Cem daha çok konuştu o gün. Sen galiba abi bir yerden sonra çözmüşsün formatı. Ona göre cevap vermeye başlamışsın. Ben çözememiştim. Ama... Bir de gerizekalıyım da. Bir saattir orada şey diyor, nerede yayınlanıyor? Bilmiyor. Ne yapsın? Amatör. Litvanya'ydı galiba. Bir tane otele gittim. Lan duşta bir süre sonra su soğuyor. Abi aradım resepsiyonu. Ya dedim bu su soğudu. Ya dedi sizi başka odaya alalım. Toplandık başka odaya gittik. Duşa girdim. Yine soğudu. Yine aradım. Sabunlu oda dolaşıyorum. Gecenin bir yarısı. Yemin ediyorum gecenin bir yarısı. Ya birisi kalksa çıplan böyle yani şeyle. Abi sonra öğrendim ki tam da dilde de anlaşamıyoruz falan. Adam şunu demeye çalışıyor. Abi diyormuş 40 litreden sonra sıcak su bitiyor. 40 litrelik sıcak su varmış. Ben de ısınsın diye açıyorum. 40 litre, 30 litre falan boşalttıktan sonra giriyorum 10 litrede. Abi ne cahil insanlar var ya.
Yurt dışına çıkan var mı? Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan ama o ondan daha uzak olarak Mekke Medine'ye gittim. Mekke Medine'ye gittim derken? Annemle Umre'ye gitmiştik. Ha Umre'ye gittim. Umre'ye gittiniz. Ya bunu da yurt dışı diye sen ilk defa seni gördüm ben. Kanka. Yurt dışı storiesi atıyor bana ehramlarla bana. Yani. Siz ne olarak adlandırıyorsunuz? İlk seyahatlerin... Ne oldu, küstün mü? Neye küstün sen? Hiç böyle hayal etmemiştim. Aa, tamam, senin hayal ettiğin gibi yapalım o zaman. Tamam, siz ne soruyordunuz Cem Bey? Çok özür dilerim. Yurt dışı hayat. Pardon ben. Evet. Sadece aynen. Orucumuzu neler bozuyor, onları... ne iş yapıyorsun? Ben insan kaynaklarında çalışıyorum. Ama aynı zamanda psikolog. Hayata bir şey diyeceğim. Siz yanındakiler de gözüküyorsunuz şu anda. Evet oğlum. Şöyleler ya. Oğlum, bu iş sinemada arkada olur da. Burada yani öküz öküz kamera burada. Hayır dur. Hayır bir şey diyeceğim. Durdular. Kız konuşuyor yanında. Ne yapıyorsunuz ya? Ya işte ben Umre'ye gittim bana. Yanında ya o dedi, boş ev yok mu ya diye. Ne yapıyorsunuz olsun? Bilirdiniz mi? Kanka eskiden oluyordu. Bizim gösterimde az kişi oluyordu. Arka taraf boş oldu. Anlarım. Ben sahneyi böyle sesler geleyim. En arkadan. Onda okey. Onu burada yayınlanıyoruz. Evet, evet. Senin hiç düşündüğün gibi olmadı. Hiçbir şey düşündüğün gibi gitmiyor şu anda. Şey, sen insan kaynaklarında aynı zamanda psikologsun. Evet. İnsan kaynakları olarak çalışan şirket ne iş yapıyor? Şirketin mi ne iş yapıyor? Terör örgütü mü ne bu? Garip bir şey mi sordun? İK'nın da kendi içinde birileri olduğu için. Bu şirket mi ne? Formalik ben bu şirket ne için? Bu arada yani psikoloji bozmak üzere mi? Hayır ya bizi manyak ettin ya. Ne iş yapıyorsunuz? Ne iş yapıyorum ha? Ben. İsminiz ne? İsmim mi ne? Sarın bacan ha. Herkesin bir sınırı var. Sevgili bir Japon. Ne bu şirket yukarı? Kanka böyle kanka niye götümü tutuyorsun ya? Oğlum oha ya böyle tuttun götümü. Hiç böyle düşünmemiştim götü tutacağım. Arkadaşlar bu programı kesin izleyin. Evet. Göremezsin. Ya onu izleyin böyle ya. Böyle bir. Bu ne şirketim ne iş yapıyor ya? Evet bir işler yapıyor. Hayır o evet. Çok mimik kullanmamla çok alakalı lütfen. Çok tatlı mimik. Harika. Sevgilin var mı? Yok. Sevgilim mi? Peki insan kaynaklı olarak çalıştığın şirketin ne iş yaptığı ile alakalı sorumuzu sormak maksadıyla burada toplanmış. İsmini verebiliyor muyuz? Hayır, sektör olarak hayatım. Beyaz eşya olsun. Beyaz eşya üretimi. Aa, bilindik bir marka. Küçük ev aletleri olsun. Küçük ev aletleri. Ha, hepsi. Evet, komple. Sen de mimik kullanmaya başladın ha. Büyük bulaşıcı şirket. Demek ki. Küçük ev. Küçük sevgili. Ev bulaşıcı aletleri. Galiba. Sevgilin var mı bu arada? Yok. Yok dedi ya kanka. Tamam pardon. Buradaki yok olan bu haklı mimikti yani. Yok söyledik ya amına koyduk. Hayır ama siz biraz yanlış yorumluyorsunuz galiba. Hayda. Ya hayır. Oklar buraya döndü. Oklar buraya döndü. Ama ben doğru yorumladım değil mi? Çünkü annem çok sinirleniyor benim bu kadar annem mimik yapmama. Mi? Çok alın çizgin çok olacak, çok kırışacaksın yaşlanınca diye. Anneciğim. İzliyor musun? Ya çok komiksin ya. Bundan memnun birini görmek hoşuma gitti. Ama çok sempatik görünüyor. Evet, harika. Sen çok yabancı güzel. Dizi gibisin ya. Evet. Annem ona çok güzel. Anneciğim. Ya müthiş yani. Biraz dominant mı sanki? Yani erkek için söylüyorum. Erkek arkadaş. Ay nasıl bakıyor? Ya bir şey söyleyeceğim ya. Nasıl bakıyor değil mi? Herkesi şuraya mı toplasak ya? Vallahi göremiyorsun. Üzülüyorum ya. Evet. Dominant mısın böyle bir? Anlat. Şey gibi yani, anlat yarrı ama. Kanka, İlişki ne kadar sürdü hayatım? Özel değilse tabii. 5 ay. 5 ay. Ama ben ayrıldım. Lütfen öyle almayın. Estağfurullah, haddine mi pes efendim senden ayrıldın? Ya hayır. Tabii, haddine mi şerefsin sen? Sen ayrıldın. Estağfurullah. Nasıl hiç ayrıldın? Kötü almak istemem. Yani niye ayrıldın? Ne oldu da ayrıldın? Ay umarım Çimen'i izlemiyordur ya. Ayıp olsun. Ayrılmışsın zaten canım, izlesin. Tamam. Hemen ne kadar çok kabul etti. Ay ayıp olacak olmaz. Ha şimdi ben gittim ona. Paranoyak
biriydi. Ama çok iyi de gerçekten özverili bir insandı. O yüzden ilerleme gösteriyordu ama ben hiç değişmeyeceğine inandığım bir huyundan ötürü ayrıldım. Ben bir şey yapmıyorum. Çok mu komik bir şey anlatıyorum? Aklından... Ben de mi stand-upçı olsa? Bebeğim, insanlar şu an seni görmek için para vermeye hazır. Yani mesela arkadaşlar 5 ay sonra Uber'e gidiyorlar etrafında. Tamam ediyor 10 lira. Vay 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 vay. O seviyeye gidiyor. Vallahi. Ne diyorsun? Ama bak, ilişkilerde hani bir tarafla bir tarafın böyle dengelenmesi için... Hani bir taraf çok mimikliyse bir tarafın hani felç falan olması lazım hani. Dengeli olması için. Büyük bir o çok mimiksiz bir adamdı yani. Çok sabit bir adamdı herhalde. Ya Zehra ne güzelsin Zehra, ya valla. Evet, çok memnun olduk harikasın. Yani. Çok, İyi ki merhabalaştık. Biraz fazla konuştuk. Sizi çok seviyoruz. İlk geldiniz. İlk siz geldiniz. Sağ olun, var olun.